Merhabalar, ben Köfteniz Köfte ve yepyeni bir mod tanıtımına daha hoş geldiniz. Şimdi tanıtacağım mod, tabi demin Gracious Plate'in tanıtımını tanıtmıştım. Şimdi tanıtacağım mod aslında bir güncelleme videosu. Dın 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 dın. Pek çoğunuzun yeni güncellemesiyle bayağı sorun yaşadığı bir mod, Mistcraft. Evet, önceden hatırladığınız gibi Linkbook yapmak çok basitti. Bir tane kitap alıyordunuz, Creative Inventory'ye koyuyordunuz vesaire vesaire, ya da Descriptive Book yapmak. Bu sistem değişti. Ink Mixer diye bir item'e ihtiyacımız var artık. Ve bu Glass Bottle, Stone ve Wood'la yapılıyor. Inventory'yi açtığımızda bununla karşılaşıyoruz ve buna Ink File koymamız gerekiyor. Ink File'ın nasıl yapıldığını önceki tanıtımda göstermiştim. Şu şekilde yapılıyor. Ve bize biraz kağıt lazım. Bu kağıtları koyduğumuz takdirde şurada bir şey göreceksiniz. Link panel. Aslında bu da gerek yoktu. Link panel. Bir parça deri ile birlikte crafting table'a konduğunda anlık link book elde ediyoruz. Ve bunu şuraya linklenmesini istiyoruz. Ve artık elimizde bir link book var. Tam şu konuma linklenmiş durumda. Ve link booklar aynen bu şekilde yaratılıyor. Descriptive book yapımı da değişti. Dur. Mistcraft, tamam. Şimdi bookbinder'ımızı alıyoruz. Gene deri lazım bana. Destek alayım şöyle. Derimizi koyuyoruz ve hiçbir şey olmadığını fark ediyoruz. Kağıt alıp koyalım. Gene bir şey olmadı. Çünkü bize önemli bir şey lazım. O da link panel. Link paneli koyduğumuzda bir adet descriptive book elimize geçiyor. Tabii bu agent stabil olmayacağını biliyorsunuz. Aslında stabil olabilir de. Çünkü Mistcraft mekaniklerinde gene bir değişiklik oldu. Normalde age'leri düzgün yazmazsanız, nasıl yazıldığını önceki videomda anlatmıştım. Yani düzgün yazmazsanız, yanlış sırayla yazarsanız falan filan bir unstabilite oluyor. Gene yanlış sırayla yazma bir unstabilite ekliyor, fakat eksik yazma bir unstabilite eklemiyor. Eksik yazma sonucunda gramer sistemi eksik koyduğunuz şeyi tamamlıyor. Bu nasıl diyelim? Normal sun eklediniz, fakat bu, yani normal güneş eklediniz, fakat bu güneşe herhangi bir özellik eklemediniz. Yani nereden batacak, nereden doğacak, daha sonra hangi yöne doğru ilerleyecek, boyutu ne olacak, konumu ne olacak falandır filandır. Bunların hiçbirini eklemediniz. Mistcraft diyecek ki, yani sen şunu eklememişsin, o zaman ben buna rastgele bir şeyler ekliyorum. Bu tamamen stabil bir şey de verebilir. Ya da word'ünüze tamamen unstabil bir şey ekleyebilir. Mesela diamond orbs ekleyebilir. Ve bu pek stabil bir şey olmaz. Sonuç olarak bu şekilde değişti bu. Ve tabii ki de descriptive book'ların da başına bu da eklememiz gerekiyor. Ve son bir detay daha. Link panel eski bir özellik. Eski bir parça ile birlikte gelen bir özellik tekrar eklendi. Eskiden link modifier diye bir şeyimiz vardı ve buradan link book'umuza istediğimiz özellikleri ekleyebiliyorduk. Mesela intralinking, following falan filan. Ve bunları artık artık ekleyemiyorduk çünkü bunun resmisi kaldırıldı. Bu sadece bir Creative Inventory item'ı kaldı. Ama bunları artık tekrar ekleyebiliyoruz. Nasıl diye soracak olursanız, buraya mesela kendime biraz bu Rise Iron vereyim. Eldor Iron Dust.
Bir tane ekleyeyim. Gördüğünüz gibi yeşil yanıp sönmeye başladı. Biraz daha ekleyeyim. Yeşilin kalma süresinin daha da arttığını göreceksiniz. Şöyle bir siteyi komple ekleyeyim. Sadece yeşilin kaldığını göreceksiniz. Ve bunu çekiyorum. Azıcık bekliyoruz. Ve intro link. Eğer bunu bir link book'a çevirirsek ve buraya linklenmesini istersek, bizi buraya yollayacaktır. Henüz following özelliği tekrar eklenmedi. O yüzden bizi takip edemiyor. Fakat o da en kısa zamanda eklenir diye düşünüyorum. Tabii değişik şeyler, değişik etkiler yaratıyor. Bu etkilerin ne olduğunu komple sayamayacağım. Fakat bu etkilerin listelendiği listeyi bu videonun altına daki açıklamaya ekleyeceğim. Evet, Miscraft'taki değişikliklerimiz yanlış hatırlamıyorsam bu kadardı. Hatta son bir tekrar edeyim. Son bir kontrol edeyim. Evet, aynen bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.